bilmiyorum bile konuyu. Ay çok güzel. Konu şeyden başladı bence. Yani. Benim gördüğüm yok kulisli yerdi falan filan. Ya dünden gelen bir mesele zaten. Yani evet, ya dışarıdan da gelen bir birikmişlik var galiba. Ben konuşabilir miyim? Teşekkür Öykü ederim. Öykü Hanım dışarı çıkıyoruz mesela bugün çıkışta bir şey biraz oluyor. Mırıldanarak ya da benim duyacağım şekilde bir laf söylüyor. Allah vermemiş, şöyle olmuş, böyle olmuş sürekli ama. Yani dünden beri sürekli diyorum ki tamam Beyza, dur Beyza, yapma Beyza. Kendimi sürekli frenliyorum, geriye çekiyorum. Sürekli bana laf atarsan, sürekli benimle uğraşmaya çalışırsan. Dün özellikle galada senden rica ettim. Çünkü ben diskalifiye olmak, kırmızı kart almak istemiyorum. Ve ben de bir kadının böyle hareketleri ki ben de kendimi yetiştirmiyorum. Ama çok yükseliyorsun sen de. Ama artık benimle bir durum yok. Ayarın yok yani. Öykü Hanım ama dünden beri sürekli bir değil, iki değil, üç değil. Dünden beri 4-5 kere... Onu bana laf atarken, beni eleştirirken, bir şey söylerken yakalıyorum. Dün bunu rica etmeme rağmen. Neyse. Tahrik ediyor beni. Bak bu şekilde davranıyor işte. Ben bir şey demek istemiyorum. Biriyle konuşuyorum ya da bir olay oluyor, bir şey yapıyorum. Allah vermemiş. İşte senin seviyene düşemem. Tamam burada, hadi burası bir reality programı. Yorum yapmana birazcık da olsa anlayabilirim. Sen de bu kadar fevri giremezsin ki. Yani çok demek ki bizim... Ya yaptığın hareketler böyle mi? Ben yanlış yaptım. Beyza, bak şöyle oluyor. Bizim bilmediğimiz birikimlerim var belli ki. Ya görmüyoruz. Seyirci de bilmiyor. Bugünkü seni çıldırtmış olabilir. Bak benim damarıma basma diye çıldırdığın o anda biz hiçbir şey daha böyle ne oldu? Bir yana kay dendiğin için ne oldu? Hayır, onun için değil. Biz bir konuyu tartışıyorduk. Ben de dedim ki ben konuşuyorum arkadaşımla orada. Ben Dilara'yla konuşuyordum. Siz ikiniz başladınız. Sonra ben de yorumumu yapma şeyinde bulundum. Sonra ben yorumumu yapınca benim yorumumla alakalı bir şey söyledi. Ben de dedim ki hani avukatlığı sana mı düştü? Bir tartışma oldu. Tam hatırlamıyorum o anı. O an bende yok çünkü şu an. Sen ben de o an avukatlık yapıyordun Beyza. Sonra ben de yapayım dedim. Sonra sen bana yükseldin. Böyle oldu. Ben de sana dedim ki bana yorum yapma. Beni tahrik etme. Sana yapmadım. Ben kendi fikrimi söylüyorum. Nasıl sen üçüncü kişi olarak da ayrılıyorsun? Ama Rümeysa farkında değilsin. Beni tahrik yani, ediyorsun. Şu beni kışkırtıyorsun. Ve bir de sabah da onun görüştüğü beyefendi bana yorum yapınca ters, çirkin bir yorum yapınca o da herhalde birazcık daha çift olarak gelelim üstüne bastıralım. Yani hayırdır beraber çift olarak ben ne problemim var? Ya sabah yorumu hakaret anlamında değil. Beyler, ay sesim yok vallahi. Yani burada, burada herkes birbirine bir şeyler söylüyor. Boşsun derken boş bu yorum derken değil. Şu çocuk sabahlara karşı duygusal bir yorum yaparken senin orada umursamazca başka bir yemekle alakalı bir şeyden gelip harbiden boş konu yapıyorsun. Yemek mutlu ediyor gibi. Senin kişiliğine ben demiyorum. Ya çocuğun verdiğin yanıta boş. Benim söyleyebilir yani bunu. Tamam ama ya ben orada günaydınlaşmaya çalışıyorum. Araya girip boşsun demek ne demek? Kulağımız delindi. İşte günaydınlaştığını biraz daha karşındakinin duygularına göre yansıtsan da bize yani. Ama o zaman Rümeysa da mesela yeri gelince çok pozitif enerjili olduğunu sen de surat asıyordun bir şey oluyordu. Ama yine orada kimse bir şey söylemiyordu. Siz de değil. Yüksek enerjili olduğumuzu düşünmüyoruz. Biz de bir şey söylemiyoruz mesela. Sana, ya Rümeysa boş yapıyor değil mi? Yok Rümeysa böyle bir şey açarak. Yeliz bir saniye. Murat. Öykü Hanım hani boş yapıyorsun diye yorum yaptı ya Beyza. Boş yapıyorsun hani, demedi bu arada. Ona benzer bir şey söyledi ya hani sizin diyaloglarınızda biz boş yapıyor Rümeysa demiyoruz. Okey. Aslında Ozan'ın Rümeysa ile ilgili yaptığı eleştiriler de vardı. Yani bu emir kipi gerçekten rahatsız ediyor olabilir evet, gibi. Evet, ya yani seni savunan. Geneli savunan ve Rümeysa'yı eleştiren bir takım yorumları vardı evde erkekler. Kimle konuştu bunu? Neredeydik? Hatırlayan var mı? Kimle Öykü konuştu? Tam olarak konuyu bir daha söylerseniz Öykü Hanım hemen daha iyi olur. Suçlamış yani. Eğer Rümeysa'yı da eleştiren, evet, böyle emir kipi vesaire konuştu. Bana da söyledi, söylüyor zaten. Objektif yorum yani eleştiriyor yani. Ama ben eleştirdiğini hiç görmedim. Yani ben boşsun dediği de kısımları gördüm. Ya da ben de dün birbirini söylüyorum gördüm. Doğrudur Öykü Hanım. Ben görmediğim için bilmiyorum. Ama yani boşsun, boş konuşuyorsun. Bu da boş kelimeler değil. Tartışmış tatlıya bağladı Bat zaten yani. Konu üzerinden dedim ki kişiliğine karakterine değil yani. Hani niye aynı şekilde karşılık vermediğini orada sorgulamak adına. O kelime yanlış bir yere gitmiş olabilir. Kusura bakma gerçekten özür dilerim. Peki siz aranızda